Evet, tekrardan merhabalar. Dersimiz bir an önce bitsin de kurtulalım diye düşünüyorum şu anda. O yüzden tekrar başlıyoruz. Başlatalım. Nerede hata verdiğini tekrardan görelim. Tıkladığımız zaman dikkat ederseniz tıkladığımız yer açılmıyor. Açılıyorsa da bir şekilde yok, açılmıyor dikkat ederseniz, ama şu an buralar çalışıyor. Gerçi bu bir dakika, en son yaptığımız yerde hata veriyordu, burada şu anda hata vermiyor. Muhtemelen bir yeri daha bozacağım ki biraz daha şöyleydi bizim kodlarımız. Tamam. Şöyleydi. En son çalıştığı halini görelim de ondan sonra hataları düzeltelim. Nerede hata yapıyoruz onu anlamaya çalışalım. Şimdi burada bu bizim kullandığımız picture signals, dediğim gibi bir async kütüphanesi, yani senkronize çalışmıyor. Ama burada RevLock kullanıyor, ama Wasm kütüphanesinden kullanıyor aslında bunu da. Dolayısıyla tam bir standart RevLock diyemeyiz. Yani buna threads'lerdeki RevLock mı değil mi tam emin değilim. Henüz oralara bakmadım. Kendi yazdığı bir kütüphane de olabilir, ama burada standart kütüphane içerisinde görünüyor bu. Biraz daha baktığım zaman şuralarda bir yerde hem write özelliğini alıyor burada RevLock. Burada da lock mut özelliğini alıyor. Sonra open field bir şekilde devreye giriyor. Open field closure çalıştırıyor. Malum bizim yazdığımız fonksiyon. Map fold iterator derken buralarda bir yerde bir hata gerçekleşiyor. Nerede hata gerçekleşiyor? Tıkladığımız anda. Dolayısıyla biz gidiyoruz. İlk tıkladığımız anda ne oluyor? Onu bir göz önüne alıyoruz. Burası. Şimdi burada ne oluyor? Biz tıkladığımız anda, eğer oyun başlamamışsa zaten start game deyip mayınları dağıtıyor. Daha sonra open field fonksiyonu geliyor. Şimdi open field fonksiyonuna geldiğimiz zaman bizim gönderdiğimiz y ve x, yani tıkladığımız yer parametre olarak geliyor. Daha sonra biz İşte fields'lardan, yani bütün butonlardan bir referans alıyoruz. Satırları referans olarak alıyoruz. Sonra burada da satırlardan referans alıyoruz. Kimin referansını? Bir tane field'ın referansını alıyoruz. Yani bir tane butonu aldık. Daha sonra bu field'ın state'ini lock mut olarak aldık. Yani kilitledik ve üzerinde değişiklik yapmak üzerine aldık. Şimdi burası önemli işte. Burada lock mut özelliğini aldım. Burada state'ine baktım. Eğer kapalıysa, dedim ki ilk tıklamamızda kapalıdır, yani burası çalışacak. Ne yapacak? Kapalıysa açacak. Açtıktan sonra bu defa yine komşularını alacak. Iteration açacak. Sonra her bir elemanı için, komşularının her biri için burada rekürsif bir şekilde open field'ı tekrar çalıştıracak. Bu ne demektir? Her bir field, yani buraya tıkladığım anda bunun etrafındakiler de aynı fonksiyonu çalıştıracak. Haliyle şimdi bunun, mesela bu bunun fonksiyonu, bu bunun fonksiyonu, bu bunun fonksiyonu, bu bunun fonksiyonu, bu bunun fonksiyonu. Herkes birbirine bağlı. Yani burası düğüm olmuş, çorba gibi olmuş. Haliyle burada bir çakışma söz konusu oluyor. Yani aynı referans üzerine yazmaya çalışıyorlar. Tabii kimisinde de işte mesela referansı biz burada içeriğini değiştiriyoruz. Burada da referanslar işte lakref olarak alıyor. Biri lakmut etmiş, diğeri lakref etmiş ve çorba bir şekilde sarmal halini almış. Bizim ipliklerimiz karışmış. O yüzden ortalık toz duman olmuş. Şimdi bu arada buradaki collect metodunu diğer videoda da anlattığım gibi, map normalde tembel bir metottur. Yani eğer biz ona bir şey söylemezsek ya da bir metotla çağırmazsak ya da yazdığımız bir implementasyonla
Map'ten gelen veriler ki map'ten gelen verilere buradan bakabilirsiniz. Iterator geliyor. Bir map geliyor ama bu map bir nevi into iterator oluşturuyor. Daha sonra siz bu iterator üzerinde kendiniz bir şeyler oluşturmuşsanız onu çağırarak, o iterator'ı çağırarak bir şeyler yaptırabilirsiniz. Aksi halde map hiçbir şey yapmaz. Sadece bir map verisi oluşturur ki zaten burada da mesela ne demiş? If you really need to exhaust the iterator, consider use for each. Yani eğer çalıştırılmasını istiyorsan buradaki verilerin her bir eleman için for each kullan demiş. Ben for each kullanmadım, collect kullandım. Çünkü collect de map'ten gelen iterator'ı çalıştırabiliyor her bir elemanı. Her neyse. Şimdi ben tekrar başa geliyorum ve şunu düşünüyorum. Diyorum ki eğer oyun başlamamışsa benim ne yapmam lazım? Start game demem lazım. Ama oyun başlasın veyahut başlamasın field açılmak zorunda. Dolayısıyla ben geliyorum buraya, şuraya geliyorum ve diyorum ki sen field state set it, yani içeriğini bir değiştir. Ne yap? Field state uncovered ya. Oyun açılsa da açılmasa da set edilecek bu zaten. Bu şaşmaz. Biz burada mesela set metodunda lock mode'u ben kullanmadım. Yine bakayım içerisinde lock mode var mı diye. Herhangi bir lock mode falan görmüyorum şu an. Dolayısıyla bu mutable olsa da birileri de aslında mutable kullanıyor ama sonuçta ben kullanmıyorum. Haliyle henüz herhangi bir şey olmadı. Daha sonra open field'a gönderdiğim zaman open field benden y ve x'i alıyor ama benim niyetim şu. Ben her tıkladığımda tıkladığım yer açılsın. Bu kesin. Daha sonra kim açılsın? Bunun etrafındakiler açılsın. Dolayısıyla ben buna x ve y'yi göndereceğime bunun etrafındakilerini yani neighbors verilerini göndereyim. O halde ben burada open field'da y ve x'i istemeyeyim. Neighbors dediğimiz şuradaki verinin aynısını isteyeyim. Gelelim şuraya. Şöyle bir şey yapalım. Neighbors diyelim. Veri de bu olsun. Şimdi o halde ben geliyorum. Buraya ne yazıyorum? Neighbors yx diyorum. Şimdi bana field'ın komşularını göndermiş oldu. Ben de bu komşularını neighbors metod fonksiyonundan aldım. Bu komşuları open field'a gönderdim. Şimdi yapacağım şey şu. Ben her defasında bunları iç içe çağırmak yerine her defasında diyorum ki bir tane for döngüsü oluşturayım. For ne in neighbors diye. Bu her defasında her bir komşuyu açmaya çalışsın. Yani aynı anda bütün komşuları açmak yerine komşular her defasında açıldığında, her bir komşu açıldığında döngü çalışsın istiyorum. Bu şekilde mesela birbirlerine bulaşmasınlar diye yapıyorum bunu. Bunun aynısını alıyorum, kopyalıyorum. Şuraya kadar. Ama tabii burada biraz değişiklik yapacağız. Neden? Bu defa mesela Y yok artık. Neighbors var. Neighbors. Tabii dikkat edin, fonksiyonu çağırmıyorum, değişkeni çağırıyorum. 0. Pardon, neighbors değil, N0. N0. N0 bize Y'yi veriyor. N1 ise bize X'i verecek. Şimdi geldik şuraya. Bu benim işimi bozacak. Bu field state lock mode benim işimi bozuyor. Ben o yüzden onu siliyorum hepsini. Şimdilik silelim. Sonra tekrardan yazacağız. Burada if. Tamam, hepsi doğru görünüyor. Tamam. Nerede? 118 nerede? Burada da yine neighbors'ı çağırıyoruz. Yine yx şeklinde. Tamam, bu da tamam. Başka?
expression requires function. Tamam. Neighbors. Yx. Buradakiyle onun ismi bozulmuş mu acaba? Bu isimden dolayı mı böyle dırdır ediyor? Olabilir. Ama ben fonksiyonu çağırdım. Bir bakalım yine. Bu doğru aslında. Herhangi bir şey görünmüyor. Yani yine dikkatinden kaçan bir şey mi var? Burada fonksiyon göstermiyor. İşin doğrusu değişken gösteriyor ama. İlginç. Neyse biz burada yine aynı bu şekilde yapabiliriz. Yeniden neighbors diye oluşturup direkt neighbors'ı çağırabiliriz. Şimdilik. Yani ben dediğim gibi yani öyle orijinal bir tane oyun yazmıyorum aslında. Yani nasıl yapılabildiğini göstermek istediğim için komple bir oyunu tamamen yap. Allah Allah. Niye ya? Şöyle yapalım. Yine aynı hatayı mı verecek? Gözümden kaçan bir şey mi var ya? Ulan. Hayır artık şüpheye düşüyorum. Dandik bir bakıyorum ama göremiyorum tam olarak ne olduğunu. Expected function. Kim fonksiyon istiyor ya? Ben istemiyorum. Arkadaş bunun ne alakası var ya? Neyse bunları bir şimdilik ben burayı kullanmayacağım. Bakalım ne oluyor. Önce şuraları bir yapalım ondan sonra hatayı görelim. Hiç gerekmeyebilir de Start Game'de orayı çalıştırmaya bile gerek kalmayabilir. Zaten gerek de yok diye düşünüyorum. Evet şimdilik mesela açıldı. Geriye kalan tek şey bunun etrafının da açılmasını sağlamak. Bu arada ben buradan biraz kıllandım ya. Normalde neighbors hem burada hem de burada kullanmışım ama isimler birbirine çorba olmuş olabilir. Fakat yine de çalışması gerekir. Ben şu ana kadar kullandığımda böyle bir problem yaşamıyordum ama burada niye ise böyle bir problem çıkmış neyse. Şimdi open field diyerek komşuları da açalım. Şimdi field'ı aldık. Şöyle diyelim. Match field mine. Yani bakacağız. Eğer bu komşu mayınlı değilse field mine mine ise herhangi bir şey yapmayacak. Açmayacak. Ama field mine empty ise buraya mayın sayısını m diye girelim. Eğer boşsa mayın sayısı bize verecek. Dolayısıyla buraya geleceğiz ve şunu söyleyeceğiz. Field state set field state uncovered
diyemiyoruz. Şimdilik diyemiyoruz. Sonra geliyoruz. Şöyle bir şey diyoruz. Let states eşittir field states get clone diyorum ki maksat işimi karıştırmasın. Klonladım ben bunu. Çünkü bana sadece şu an durumu lazım ama bellekte değişebilir. O sırada başka bir veri burayı değiştirmeye çalışabilir. O yüzden ben bunu bozmayayım diyorum. Geliyorum. Get cloned. Match states. Şimdi tabi bundan önce yazmazsam eğer hepsi buraya dahil olacağı için sadece burası çalışır. O yüzden diğer match armlarını kollarını bundan önce çalıştırmam gerekiyor. Field states covered ise sadece açılmış olanlarını değiştirmem gerekiyor. Diğerlerinde hiçbir şey yapmayacağız. Ne yapıyoruz? Geliyoruz buraya. Field state sets. Field states uncovered diyoruz ve çalıştırıyoruz. Oo. Burada virgül istiyor biliyorum. Bu virgüller beni rahatsız etmeye başladı. Evet, şimdi bakalım ne olmuş. Çalıştı. Sıfır. Tıklıyorum. Eğer sıfır ise etrafındakilerini de açıyor. Ama niye ise mesela bu açmadı. Neden? Çünkü tek bir defa neighbors'ı çağırıyorum. Tek bir defa. Dolayısıyla ben burada bunu açtıktan sonra diyelim ki mesela bu field açıldı ya. Field açıldığında sıfır ise açılacak ve yine sıfır ise tekrar tekrar açılacak. Geliyorum buraya. If m eşittir sıfır ise bunu alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Eğer yani mayın sayısı sıfır ise açacak. Mayın sayısı sıfır değilse komşulara açmayacak yani. Tabii bu burada yetmiyor. Bir de kendini tekrar etmesi lazım. Yani her defasında open field'ın tekrar tekrar gelmesi lazım. Açtı diyelim. Burada açtı ya. Açtıktan sonra eğer kendisi sıfır ise ne yapacak? Tekrar komşularını çağıracak. Ama evet doğru. Tabii ne kadar doğru onu işte bilemiyorum. Deneyeceğiz. Umuyoruz ki bu defa düzgün çalıştırılacak. Geliyorum buraya ve diyorum ki open field neighbors çağır bu defa x kim ne sıfır ne bir diyoruz ve bunu kapatıyoruz. Haydi bakalım. Tabii benim şu anda debug modda çalıştırıyorum. O yüzden kötü. Bir de algoritmalarım kötü. Bir de diğer derste anlattığım gibi neighbors'u biz her defasında oluşturup çağırmak yerine aslında bir yerde bellekte mutable şeklinde bir yerde bellekte saklayacağız. Her defasında oradan alacağız. Evet, gördüğünüz gibi sıfır olanları açıldı. Aslında sıfır olanları açılmaması lazım. Şöyle sıfır olanlar da bir olanlar da açılacak ama sıfır ise bu if'i yanlış yerde kullanmışız. Hepsi açılacak. Komşular açılacak. Eğer covered ise açılacak. Tabi mayınlı değilse, boş ise ve kapalı ise açılacak. Eğer sıfır ise burada if'i kaldırıyoruz. Ayrıca açılan bu mayın içerisinde mayın değil de boş olan mayın yeri empty ise ve bu m sıfır ise komşularını çağıracak.
Bunları da açmaya çalışacak ve her defasında bu komşu kendi etrafındakilerinin tekrar tekrar çağrımını yapacak. Bakalım. Açtı. Mesela bu defa 1-2'yi de açtı. Güzelmiş. Burada geriye kalan neler oldu? Şimdi biz aslında yaptık artık. Bitti. Mesela bu ikisinden bir tanesi mayınmış. Bunun etrafında kapalı olan tek yer burasıymış. Burası mayın o zaman. İşte burası mayın değil. Gördüğünüz gibi işte bu mayın, bu mayın, bu mayın değil. Burası sıfır olduğu için diğerleri de açıldı. Tabii benimkisi tam bir mayın tarlası gibi olmamış ama aşağı yukarı bütün mantık olmuş. Biraz daha oyuna bakıp arka planda ne olup bittiğini anlamaya çalışmam gerekiyor ama kaba taslak oyunumuzu ben 2'ye bastım. Bu neden bunu açtı? Bunu açmaması lazımdı. 1'e bastığım zaman açmaması lazımdı. Komşularını da açtı. Bir ise komşularını da açıyor. Komşularını da açtı. Niye? Burada komşularının açılmaması gerekiyordu. Eğer tıkladığımız yer bir değilse komşuları açmaması lazım. Tekrar oynayalım. Şimdi mesela bu bir. Bu da bir, bu da bir, bu da bir. Şurası mesela mayın. Dolayısıyla burada bir sayı var. Tıkladığım zaman komşularını da açtı. Tıkladım. Onu açtı. Sonra Open Field'a komşularını gönderdim. Komşularını gönderdim ama komşuları doğru ya, komşuları burada açıldı. Aslında ipi burada da kullanmam gerekiyormuş gibi. O zaman biz tıkladığım yeri muhakkak açması gerekiyor. Tamam. Eğer mayın değilse aslında mayınsa bile açması gerekiyor. Mayın değilse burada niyetim sadece bunu da yapıp bitireceğim. Bu son ders. Kurtuluyorsunuz artık. Empty. Mine ise dokunmayacak. Bunu aslında bir de şuradan kontrol edebilirim ben. If field mine. Evet, buradan kontrol edebiliriz. Match field mine. Mine değil de empty ise çağıracak. Komşuları çağıracak. Ama ne zaman? Sıfır ise. Geliyoruz buraya. If m eşittir sıfır ise komşularını da çağır. Diğer türlü field mine ise hiçbir şey yapmayacak. Ya da şöyle diyelim. In states set false false dedik. Bir de oyunu resetleyelim. Resetlemesek de olur gerçi ama resetleyelim gitsin.
Ah, şimdi tekrar deneyelim. Evet, field burada olmadı. Ah, şöyle diyoruz. Bu defa buradaki M bir referans olur mu? Evet, U8'miş. Dolayısıyla biz şuraya end işareti atsak yeterlidir. Yani herhangi bir problem olmaması lazım. Yok, yine. Field mine olmaması gerekiyor diye onun. Deneyelim. Pardon, bu arada telefon geldi, o yüzden gece yarısı bir mesaj geldi. Her neyse, gördüğünüz gibi çalışmış ama çok da efektif çalışmamış. Burada eksik olanları tekrar gözden geçirmek istersek, bir tane mayına tıklasak, ki burası mayın mesela, bakın oyun yeniden resetleniyor. Ben bunu şimdilik böyle yaptım ama çok da kötü sayılmaz. Mayına tıkladığımız anda oyun yeniden başlıyor aslında. Resete tıkladığımız zaman da oyun yeniden başlıyor. Burada oyunu yazan kişiler benden farklı olarak garip bir şekilde çok ince bir işçilik yapmışlar. Şöyle ki buralar açılıyor ama böyle arada kalan hiçbir yer olmuyor. Ben bunun nasıl yapıldığını anlayamadım açıkçası. Az önce yani ben yaptıktan sonra fark ettim. Oyunda böyle bir gariplik var. Benimkisinde böyle bir gariplik yok. Rastgele dağıttığı için arada kalmış yani. Sanırım ben orada oyunu iyi gözlemlememişim. Dağıtımın nasıl yapıldığını tam olarak gözlemleyememişim. Yine de sanırım şöyle 1, 2, 3 tane komşuyu aldık. Ondan sonra dağıtıyor mu ne yapıyor tam çözemedim. Bu bir eksiklik. Bir. İkincisi, açılan kutuların tamamen default bir şekilde görüntüsü böyle biraz disable şeklinde olması gerekiyor. Onu yapmamışım. Bu da color signal denilen yerde yapılabilir ama onu size bırakıyorum. Allah'a emanet. Bir de size. Artık onu siz yapacaksınız. Şurası. Şurasının değişmesi lazım ama burasının değişmesi biraz daha burada değişiklik yapılması gerekiyor. Sinyali almak için field'ın minesini veyahut state'ini alacağız. Oradan mutable olduğu için bu mutable'dan bir signal türetebiliyoruz. Türettiğimiz o sinyal üzerinden bir tane sinyal daha oluşturup hovered signal konusunu böylece birleştirebiliriz ama dediğim gibi onu da siz yapabilirsiniz. Artı sıfır olan kısımları aslında silmek lazım ama ya disable değilse bu defa karışıyor. Açılmış mı açılmamış mı belli olmuyor. O yüzden onu da böyle sabit bıraktım. Oyun aşağı yukarı bu şekilde düzgün bir şekilde çok düzgün olmasa da çalışıyor yani. İşaretleyebiliyorsunuz. Burası boş mesela. İşte bu ikisinden biri boş. Dolu. O yüzden burası boş diyorum. 2, 3 demişiz. 3'ün zaten biri burada. Biri burada. Biri burada kapalı. 2 de şu kapalı. Şu ikisi olduğu için bu ikisi açık. Buralar açıldı. Dolayısıyla geriye kaldı. Bir tek bu. Oyun bitmiş oldu. Aa, yanlış tıkladım ya. Oyun bitmedi. Yanlış hesaplamış. Mayınmış orada. Bu kadar. Mayın tarlası eğitimi bu kadar. Eğer istediğiniz başka bir eğitim varsa bunu yazabilirsiniz. Elimden geldiğince ama eğer mümkünse Canvas üzerinden bir eğitim vermek daha güzel olur benim için. Bu dersi burada bitirelim. Kodları kendiniz yazın. Eksik olan kısımları da bundan sonra siz tamamlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Tamamlayamazsanız sorup cevap alabilirsiniz. Bir sonraki eğitim serisinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, esenlikler diliyorum.